Vatan Partisi'nin FETÖ yapılanmasını ortaya çıkardığı Şırnak Üniversitesi, Türkiye'deki 126 devlet üniversitesi arasında en kötü yönetilen üniversite çıktı. Şırnak Üniversitesi, üniversite araştırmaları laboratuvarınca yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda öğrenci memnuniyeti sıralamasında da sondan dördüncü oldu. Vatan Partisi, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın FETÖ'nün firari sözde akademi imamı Şerif Ali Tekalan'a bağlılık mektubu yazdığı iddiasını belgeleriyle yargıya taşımıştı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı yaptığı 9 basın açıklamasıyla Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ'cü yapılanmayı teşhir etmiş, olayı belgeleriyle yargıya taşımıştı. Üniversitedeki kadrolaşma iddiaları da pek çok kez gündeme taşındı. Aydınlık Gazetesi Şırnak Üniversitesi'ndeki kişiye özel ilanları defalarca haber yaparak kamuoyunun gündemine getirdi. FETÖ mensupları da dahil olmak üzere. Şırnak Üniversitesi'ndeki yasa dışı ilanlar Sayıştay raporuna da girdi. Ancak Yükseköğretim Kurulu sessizliğini koruyor. Sadece Şırnak değil, Türkiye'nin bütün üniversitelerinde bu terör örgütünün temizlenmesi için Vatan Partisi görevinin başındadır. Vatan Partisi'nin FETÖ yapılanmasını ortaya çıkardığı Şırnak Üniversitesi, Türkiye'deki 126 devlet üniversitesi arasında en kötü yönetilen üniversite çıktı. Şırnak Üniversitesi, üniversite araştırmaları laboratuvarınca yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda öğrenci memnuniyeti sıralamasında da sondan dördüncü oldu. Vatan Partisi, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın FETÖ'nün firari sözde akademi imamı Şerif Ali Tekalan'a bağlılık mektubu yazdığı iddiasını belgeleriyle yargıya taşımıştı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı yaptığı 9 basın açıklamasıyla Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ'cü yapılanmayı teşhir etmiş, olayı belgeleriyle yargıya taşımıştı. Üniversitedeki kadrolaşma iddiaları da pek çok kez gündeme taşındı. Aydınlık Gazetesi Şırnak Üniversitesi'ndeki kişiye özel ilanları defalarca haber yaparak kamuoyunun gündemine getirdi. FETÖ mensupları da dahil olmak üzere. Şırnak Üniversitesi'ndeki yasa dışı ilanlar Sayıştay raporuna da girdi. Ancak Yükseköğretim Kurulu sessizliğini koruyor. Sadece Şırnak değil, Türkiye'nin bütün üniversitelerinde bu terör örgütünün temizlenmesi için Vatan Partisi görevinin başındadır. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.